Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili seyirciler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir Kur'an'ın Gölgesinde adlı programda da siz değerli izleyenlerimizle bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi üzerimize düştü. Bir günümüz kaldı. Cenab-ı Hak ulaşmayı nasip etsin inşallah. Bugün İnşallah. Farkındaysanız yine yüzümüz gülüyor, hamdolsun Allah'a. Çok kıymetli, çok sevdiğim değerli hocam, ağabeyim kabul buyurursa, Osman Çelik hocam stüdyomda konuğum. Birkaç zaman önce burada yerimde bizim yerimize görev yaptı, çok da güzel yaptı, bizden de güzel yaptı. Allah'a hamdolsun, bugün onu konuk almanın mutluluğunu ayrı yaşıyoruz inşallah. Ben vakit kaybetmeden Ramazan'ı dinlemek adına çok kıymetli hocama, Osman Çelik hocama dönmek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Muhammed hocam. Bu bakışınızı çok seviyorum hocam. Seni çok formunda ve konsantre gördüm. Estağfurullah. Allah azmini bozmasın inşallah. Allah razı olsun kıymetli Şimdiden hocam. Şimdiden Ramazan'ı senin ve seyircilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Kırmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan içerisinde fırsat buldukça inşallah sizi yine o koltukta hep beraber seyircilerimize karşımıza görmek istiyoruz hocam. Bizi yine kırmayın inşallah. Ne demişler üstad? Bizim düsturumuz Twitter'daki şeyimiz de budur. Sabitlemiş tweetimiz. Evet. Ekme bitmeyen yere, evet. Dikme tutmayan yere, ayaklar gider mi hiç gönül gitmeyen yere. Eyvallah. Allah Ramazan'a bedeniyle değil gönlüyle girenlerden eylesin inşallah. Amin kıymetli hocam. Allah razı olsun. Hocam Gökdeniz Paşa'ya selam edelim mi? Edelim Gökdeniz Paşa. Edelim. Ramazan'a o da hazır. Eyvallah. Onunla başlayalım inşallah. Allah güzel olsun, bereketli olsun. Allah ömrüne bereket versin Amin. İnşallah. Cümlesini, cümle evlatlarımızı kıymetli hocam. Osman hocam bismillah diyelim. Ramazan-ı Şerif'in az önce de söylediğim gibi gölgesi üzerimize düştü. Şurada bir günümüz kaldı hocam. Allah nasip ederse Ramazan-ı Şerif ayını heyecanla bekliyoruz. Diyor ya az önceki tanıtımda da vardı. Ramazan'ı sevinçle beklemek iman alametidir diyor hocam. Elhamdülillah. Bismillah diyelim. Hocam siz anlatın biz dinleyelim inşallah. Ramazan nedir diye girelim. Siz oradan artık nerelere bağlarsanız akıp gidelim inşallah. Buyurun hocam. Bizim peygamberimizin en kadim sünnetlerinden bir tanesi de her işe besmele, hamdele, salvele ile başlamakmış hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah diyelim. Allah şefaati uzmasına nail etsin. Amin. Hocam. Amin. Ramazan 11 aya sultan kılınmış muhteşem bir ay. Kur'an'da adı geçen tek ay. Şehr-i Ramazan diye bir terkiple Ramazan ayı olarak kullanılıyor. Ramazan kelimesi hocam Ramad kelimesinden Ramad dat harfiyle Arapça türetildiğine dair bir rivayet var. Bu günün çok sıcak olması, güneşin kumları ve taşı yakma derecesinde ısıtması ve çıplak ayakla o kızgın kumların taşların üzerinde yürüme anlamına geliyor Ramad. Bu kökten türetildiği. Bir başka rivayet de hocam Ramda anlamı olduğu bu kökten türediği söyleniyor. Bu da güneşin çok fazla ısıtmasıyla kızmış yer anlamına geliyor. Aşağı yukarı hepsi birbirine benziyor mu hocam? Birbirine benzer bir şey. Evet. Buradan hareketle denmiştir ki insan cehennemde beyinler böyle güneş yaklaştırılacak mahşerde yumurta pişer gibi beyinler pişecek. İşte bu cehennemin kızgın alevinden ateşinden insanı koruyan ay. Allah Allah. Onu koruyan amelleri ibadetleri içinde barındıran ay olarak isimlendirildiği söyleniyor. Birkaç rivayet daha var ama kuvvetle rivayetler bunlar olduğu için Şehr-i Ramazan'a isim Arapça kökeniyle buradan Cenab-ı Hak cümlemize hocam ateşten korunacak amellere sarıldığımız bir ay olmayı nasip eylesin inşallah. Hocam, Ramazan Allah, ayı bu hocam. Allah razı olsun. Değerli hocam sorularım arasında Kur'an'da ve sünnette Ramazan-ı Şerif geçiyor mu diye bir soru hazırladık. Evet. Hocam merak konusu gerçekten Kur'an-ı Kerim'de ve sünnetlerde tabii ki geçiyor muhtemelen ama sizin bilgileriniz arasında neler var hocam? Hemen dağarcığımdakini dökeyim hocam. Buyurun hocam. Gücümüzün yettiği kadar. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir aydır Ramazan. Nereden biliyoruz? Şehru Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel sadakallâhu olasın. Dolayısıyla o Ramazan ayı ki
onda Kur'an indirilmiştir insanlara hidayet yolunu göstermek üzere ve uyarmak üzere. Ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 183, 184, 185. ayet-i kerimeleri, hı hı, Ramazan ve oruçla alakalıdır. Birazdan temas edeceğim Ramazan oruç ilişkisinde inşallah. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir aydır Ramazan ayı. Ramazan ayı bu değerini nereden alıyor? Şehr-i Ramazan, bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki ellezî unzile fîhil Kur'an, o ayda Kur'an indirilmiştir. Hı hı. Ramazan ayında indirildiği için Kur'an 11 aya sultan olmuştur hocam. Buradan hareketle üstadlarımız, hocalarımız, büyüklerimiz, alimlerimiz derler ki Ramazan aya dokundu. 11 aya Ramazan ayı sultan oldu. Ramazan bir geceye dokundu. O gece Kadir gecesi oldu. Bin geceden, bin aydan daha hayırlı. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Leyletil kadri hayrun min elfi şehir. O bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhe biizni rabbihim min küllemrin selam hiye hatta medla'il fecr. O gece Rablerinin emirleriyle melekler ve ruh Rablerinin emirlerini yerine getirmek üzere rahmetle, selam ile inerler. Hocam buradaki iner de inerden kasıt tam olarak Allah'ın rahmeti iner hocam. O gece Cenab-ı Hak rahmet nazarıyla yeryüzüne tecelli eder. Hani orada iner de iner var ya hocam. Bir kuvvetlendirme ibaresi hocam. Öyle değil mi hocam? İner de iner, yağmur yağdıkça yağdı. Ya bitmez, sınırı yok tabii, gibi böyle. Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, kereminin sınırsızlığını hocam, Kur'an-ı Kerim'i indirmekle, nazil etmekle Rabbimiz bize tenezzül buyurmuştur. Tabii. O Kur'an'ın inmesi gibi, Kur'an ayetlerinin inmesi gibi o gece Cenab-ı Hakk'ın rahmet meleklerinin yeryüzüne inmesini ifade eder. Ki ruhtan kastın Cebrail olduğunu kabul edersek, Kur'an'ı indiren Cebrail, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra vahiy kesildiği halde Kadir gecelerinde iner ki Kur'an'ın hürmetine olsa gerek bu. Yani Ramazan ayı değerini Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesinden, Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceyi bünyesinde barındırmasından alıyor kıymetli hocam. Ramazan ayı. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de yine Bismillahirrahmanirrahim, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler, oruç size yazıldı, farz kılındı. Hı hı. Tıpkı sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani buradan anlıyoruz ki niye? Hı hı. Umulur ki korunursunuz dininizi, hı, kendinizi, o az önce bahsettiğimiz cehennemin ateşinden kendinizi korursunuz, koruyacak işler yaparsınız. Hemen arkasından Şehr-i Ramazan ellezî ayeti geliyor. Yani eyyâmen ma'dûdât, o belli günlerdedir. Ve orada yolcuysanız, hastaysanız falan sayılır. Oruçla ilgili kısımları anlatırken temas ederiz. Ramazan ayında oruç tutarız biz. Bu hem Kur'an hem de sünnet ile sabittir. Dolayısıyla niye Ramazan ayında oruç tutarız hocam? Çünkü bir, Kur'an'ın Ramazan ayında nazil olduğu, nazil olmaya başladığı ve o gecenin de Kadir gecesi olduğu Kur'an'da, hı hı, sabittir. Dolayısıyla Peygamberimiz çok önemli şeyleri oruç tutarak karşılardı. Mesela Hazreti Peygamber doğum günü olan pazartesi gününü oruçlu geçirirdi. Haftalık bayram günü dediğimiz cuma gününü amellerin de arz edildiği pazartesi perşembe miydi hocam? Allahu alem, öyle bir rivayette var ama Hazreti Peygamber'in doğum gününü ve mübarek cumayı karşılamayı oruçla yaptığı sünnetle sabittir. Pazartesi perşembe olmasının sebebi bir pazartesi Hazreti Peygamber doğum günü. Evet. Cuma haftalık bayram günüdür. Arefesinde oruç tutulacak. Tamam hocam. Onun sebebi bunlar. Ben öyle biliyorum, evet, kıymetli hocam. Resul-i Ekrem mübarek bir aydır diyor Ramazan için hocam. Bu da çok önemli bizim için. Mübarek bir aydır Ramazan ayı. Cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı,
şeytanın zincire vurulduğu Buhari ve Müslim rivayetlerinden anlaşılmaktadır. İnanarak ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin de biiznillah günahlarının bağışlanacağını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Onun için Ramazan ayının özel bir zaman dilimi olduğunu, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin yine hadisten, hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla diğer zamandaki ibadetlere göre daha makbul ibadetler olduğunu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz kıymetli hocam. Ramazan geldiğinde hadis kitaplarımız bize, siyer kitaplarımız şunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında son derece ibadetin yoğunlaştığına dair, hayır hasenatı çoğalttığına dair bir değişiklik, gözle görülür bir değişiklik olurdu. Tabi Hazreti Peygamber Recep, Şaban, Ramazan aylarını bir bütün olarak düşünün. Hazreti Peygamber bu üç ayları baştan sona hiç oruç tutmamıştır. Öyle değil mi? Ancak hiç hocam. Resulullah'ın Recep, Şaban, Ramazan'ı hiç baştan sona oruç tuttuğuna dair bir rivayet bizde yok. Biz o daha sonra kültürel olarak üç ayların tamamını oruç tutmak, herhalde oruç fidyesi, kefareti vesaire ile ilgili insanlarımızda borcumuz çoktur, hatamız, günahımız çoktur diye örfen adet olmuş bir şeydir. Sünnette bu yoktur. Ama Resulullah Recep ve Şaban aylarında artırırdı nafile oruçlarını. Evet. Nafile ibadetlerini artırırdı, sadakalarını artırırdı kıymetli hocam. Bu Ramazan ayında, Ramazan ayında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile buluşurdu. Yine hadis kaynaklarımızdan, siyer kaynaklarımızdan öğreniyoruz ki mukabele yaparlardı. Ramazan'da yoğun. Nedir mukabele hocam? Evet. Kur'an'ın, biz buna arıza diyoruz hocam. Resulullah'la Cebrail aleyhisselamın Kur'an'ı birbirlerine arz etmesine arıza denir. Hazreti Peygamber'in son Ramazan'ında vefat ettiği sene buna iki defa olduğu ve buna arzayı ahire, birbirlerine son defa ve iki defa teyit etmek için Kur'an'ı arz ettiklerine dair rivayetler okuyoruz kıymetli hocam. Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmek vardır. Hazreti Peygamber'in önemli sünnetlerinden, Hazreti Peygamber'in kayıp sünnetlerinden bir tanesidir. Evet. Dünyadan ele tek çekmek yahu 365 günün 10 günü. Tabii işi müsait olmayan, hayatın akışını camiye kapanarak geçirmek de zorlanan kardeşlerimizi tenzih ederim ama boş boş sabah kahveye çıkıp akşam gelen, hiçbir mesai mefhumuyla çalışmayan, işi gücü olmamış, hatta emekli olmuş, sadece evde oturup hanımla televizyon izleyen, hatta hanımların başını etini yiyen, hatta mutfakta dırdır edip hanımla kavga eden adamlara diyorum ki ya bir 10 gün çekilin bir camiye. Diğer İşleri Başkanlığımız son dönemde de biliyorsunuz hocam, müracaat edilmesi halinde itikafa müsait camileri de gösteriyor. Evet. Böyle bir güzel şey de oluyor. Önemli bir sünnettir imkanı olanlara. Hasbelkader ben bunu denedim hocam birkaç sene. Çok büyük bir manevi hazzı olduğunu buradan söyleyebilirim. Hocam itikafı anlatır mısınız o zaman şimdi bize? İtikaf Allah rızası için Hazreti Peygamber son 10 gününde Ramazan'ın, biliyorsunuz Kadir Gecesi'nin içinde saklı olduğu, sonu cehennemden azat olma 10 günü dediğimiz 10 gününde dünyadan tuvalet ihtiyaçları hariç, zaruri ihtiyaçları hariç camiden dışarı hiç çıkmadığı, camide yatıp kalktığı, abdestini, tuvaleti için o ibadet mekanından ayrıldığı, onun dışında son 10 günün tamamını mescitte geçirmeye itikaf diyor. Yani dış dünyayla ilişkiyi tamamen koparıyoruz hocam. Dış dünyayla, yani şu, ey dünya, sana çok bedenim, heveslerim, isteklerim, çok senin dediğini yaptım. Sahile git gez dedin, gezdim. Lokantaya git ye dedin, yedim. Yukarı tepeye çık bak dedin, baktım. Denize gir dedim, gir. Bu 10 gün bak. Bu 10 gün bedenim, isteklerim, heveslerim, arzularım sizi atıyorum. Ruhuma, maneviyatıma, ibadetlerime yoğunlaşıyorum. Bir 10 gün müsaade edin bana. 10 gün bir manevi inşa dönemi. Bu bir sene insanı iyi bir yenilenme, iyi bir bakım olarım, insanı bir sene manevi olarak kuvvetle ayakta tutar hocam. Kadınlarımız da müsait yer olursa camilerde, olmazsa evlerinde bunu yapabilirler kıymetli hocam.
Hocam şimdi düşünüyorum da bir insanın evet. hayatında 10 gün televizyon, telefon, elektronik aletler, cihazlar olmadığını düşünün. Evet. Şu anda şu pozisyonda gerçekten yapılması zor olan bir ibadet gibi onun görünüyor şu anda. Değerli ya. Çünkü hocam öyle bir alışmışız ki yani bugün hakikaten şu telefon elimizde olmasa ulaşamıyoruz, bir şeyleri iletemiyoruz. Ne bileyim zordur değil mi hocam? Yani televizyon akşam haber izleyeceğim yok. Ne bileyim sabah başka bir şey yapacağım yok. Yok da yok yani hiçbir elektronik alet de yok. Dış dünyayla alakamızı kesiyoruz. 10 gün o caminin içerisinde bize ayrılan yerde sadece Allah-u Teala ile baş başa inziva şeklinde öyle ibadetle meşgul oluyoruz. Bunu herkes yapabilir demiyorum Muhammed hocam evet. ama imkanı olanlar yapmalıdır. Bak yapsalar iyi olur. Yapmalıdır. Zira Ramazan'la ilgili Resulullah'ın bize bıraktığı en önemli sünnetlerden bir tanesidir bu hocam. Hocam size zor bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. İtikafa girdiğinizi söylediniz ya. Evet hocam. Allah kabul etsin hocam. Yani o gösteriş falan yok Allah'ın izniyle. O camiden 10 gün sonra çıktığınız zaman duygularınızı hatırlıyor musunuz hocam? Duygularımı hatırlıyorum. 10 gün bir insan camide kendini kapatıp sadece ibadetlerle meşgul olup sonra 10 gün sonra yeniden doğmuş gibi hayata o camiden dışarı adım nasıl atar hocam? Camiden dışarı adım atmadan bir içeriden az bakalım mı? Bakalım. Şöyle oluyor hocam. Ne kadar anlamsız bir mana vermişim bu dünyaya diyorsun içeride. Bu çok önemli. Dünya ben içerideyken de ben caddesine girmeden, mağazalarını gezmeden, sokaklarına çıkmadan da dönüyor. Evet. Ölmüş olsam dünyanın nasıl döndüğünü içeriden itikaftan görüyorsun hocam. Hı hı. Ben yokum. Toplumdaki görevlerimi bıraktım. Bu süper bak şimdi. Eşlerime, eşime dedim ki eşlerime özür dilerim. Hazreti Peygamber'in fazla eşi olduğu için. Bizim hatun dinliyorsa ben selam geldim, olsun. Bakma. Allah razı olsun. Salı gün ameliyat ettireceğiz. Dualarınızı bekliyorum Allah'ım inşallah. Allah'ım şahit olsun hocam. Eşime, eşim hanımefendi yokum 10 gün işte hayatımda. Hmm. Doktora gideceksen git, bakkala gideceksen git bir yere. Vallahi sen bilirsin. Ben yok. Farz et ki öldüm. Evet. İçeride düşünüyorum. Farz et ki öldüm. Ben neyle baş başa kalıyorum? Ben yokum. Bu dünya bensiz de dönüyor. Ve kimsenin de 3-5 gün sonra ama ha var bir ha yokluğu dediği oluyor. Öyleyse dünyanın sahibiymiş gibi, dünyaya sahip olacakmış gibi, bu dünya bensiz, ben bu dünyasız olamam duygusuyla dışarı çıkıyorsun hocam. Hocam şu söylediğiniz benim gerçekten ufkumu açtı. Evet hocam. Dediniz ya hocam içerideyim, canlıyım ama kendimi ölü farz ediyorum ama dışarıyı oradan görebiliyorum, seyredebiliyorum. Dış dünyada neler olduğunu bilebiliyorum ama ben yokum. Hocam sanki ölümün gerçekten 10 günlük provası gibi. Hırslarımı, hobilerimi, fobilerimi, arzularımı, yapmak istediklerimi, hedeflerimi, hayallerimi, umutlarımı, korkularımı diyorum ya ne anlamsız şeylere hocam, ben. Muazzam yani gerçekten. Ne anlamsız şeylerle uğraşmışım Meryem ya. Evet. Farz et ki bu caminin bu odası benim kabrim oldu. Ya. Neyle karşılaşacağım şimdi? Ne kaldı elde? Bunu düşünüyorsun hocam. Sonra dışarıya çıkınca bir müddet bu manevi motivasyonla o şarjla hasbelkader benim yüksek lisans tezim hocam Kur'an'da manevi motivasyon unsurudur. Evet. O zaman bir itikafta böyle bir şey yapmaya niyet etmiş ve Kur'an ayetlerini bu gözle okumuş derlemiştim hocam. Manevi motivasyonunuz o zaman anlıyorsunuz 300 kişilik Bedir ashabının 3000 kişiye nasıl kafa tuttuğunu. O zaman anlıyorsunuz Uhud'daki yiğitlerin neden Uhud'un arkasından bana cennet kokusu geliyor dediklerini. Allah Allah. O zaman anlıyorsunuz Çanakkale'de 8 metre önünde arkadaşı ölürken geri kaçmayıp da o Allah Allah diyerek oraya gidip ölen şehidin hangi duyguda şehit olduğunu o zaman anlıyorsunuz hocam. Çünkü o zaman bir anlamı oluyor. Zırhı büründünüz değil mi hocam? Hayatınızın gerçek anlamıyla tanışıyorsunuz. Allah Allah. Sadece bu akşamı sadece itikafa ayırsam mıydık acaba? Eyvallah hocam. Çok güzel oldu. Allah razı olsun değerli hocam. Buyurun. İşte kıymetli hocam Ramazan önümüze böyle büyük imkanlar. Ramazan sadece iftar sofrasından ibaret değil kıymetli hocam. Ramazan önümüze çok büyük bir manevi sofra açıyor. Hı hı. Ramazan'a hazırlık yapın dendiğinde bizim mahallede ben Gölköylüyüm. Anamdan, yengelerimden, hanımdan, bacılarımdan bilirim. Ramazan hazırlığı yufkalar, börekler, tatlılar, iftar hazırlıkları, iftara gitmeler, gelmeler, sahur bu değil hocam. Bu değil. Ramazan'a hazırlık ne? Ben bu Ramazan
ben bu Ramazan hangi kötü huyumu, hangi kötü adetime tekmeyi vurup çöp sepetine atacağım. Hı-hı. Bir daha geri dönüşümsüz olmak üzere. Ben bu Ramazan bende olmayan Allah'ın, Resulullah'ın, İslam ahlakının benden istediği, beklediği, olmamı istediği hangi meziyete sahip olacağım? Buna hazırlık yapmaktır. Ruhen, bedenen. Tabii bizim milletimizin hasretle beklediği bu Ramazan hocam, Kur'an'ın bunu ayda nazil olması, toparlıyorum hocam Ramazan konusunu, Kur'an'ın bu ayda nazil olması, içinde Kadir Gecesi gibi muhteşem ve Kur'an'da adına sure bulunan bir geceyi barındırması hocam, İslam'ın 5 şartından, İslam'daki 4 temel ibadetten bir tanesi olan orucun bu ayda tutulması, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayına ait sünnetlerinden bir tanesi olan kadim sünnetlerinden teravih namazının Ramazan ayının sünneti. Dikkat ediniz, teravih ile ilgili bana gelen sorulardan bazıları şöyledir. 33 sene imamlık yapmış bir kardeşin olarak söylüyorum. Efendim ben oruç tutamıyorum. Şeker hastasıyım, kalp hastasıyım, tansiyon hastasıyım, böbrek yetmezliğim var, şunun var, bunun var. Bunlar mazerettir. Şu ya da bu şekilden oruç tutamayıp sancı çeken nice mümin kardeşlerimiz, hocam ben teravihe gelsem ayıp olur mu? Ben teravih kılsam kabul olur mu? Kardeşim bakın, dikkat edin, bizi izleyen kardeşlerimize söylüyorum. Teravih namazı oruç tutmanın değil, Ramazan ayının bir sünnetidir. Oruç tutsun gücü yeten bütün kardeşlerimiz. Teravih de kılsınlar. Oruç bir mazeretinden dolayı oruç tutamayanlar, oruç tutmamış olanlar da teravih namazına kılabilsinler. Biliyorsunuz pandemi süreciyle o güzel atmosferden uzak kaldık. Evet. Muhammed hocam bu sene Allah'a hamdolsun Diyanet İşleri Başkanımız açıkladı. Omuz omuza kılacağız inşallah. Omuz omuza ne kadar özledik ama, değil mi? Tamam. Ne kadar yan yana omuz omuza cuma kılmayı, haseden teravih kılmayı özledik hocam. Allah izin verirse teravih namazlarımızı camilerimizde kılacağız. Mukabeleler okunacak. Hı-hı. Hocam kimi camilerimizde sabah namazında okunuyor. Kiminde öğlen, kiminde ikindi, kiminde yatsı. Bütün dünyada Müslümanın olduğu, Kur'an'ın olduğu her yerde Kur'an okunacak. Kur'an okunmakla kalmayacak. Hocalarımızın, meslektaşlarımızın duyurularına bakıyorum sosyal medya hesaplarından. Her hocamız, Allah onlardan razı olsun, çok güzel bir şey, şöyle duyurular yapmışlar hocam. Diyorlar ki bu hafta, bugün okuduğumuz, her gün okuduğumuz cüzden Allah bu cüzde ne demek istediği, hangi çarpıcı önemli ayetler var, Kur'an bize ne mesaj verdi, maşallah, ona dair de mukabelenin arkasında sohbetimiz var diyor. Bu ne büyük bir sofra hocam. Kur'an sofrası. Kur'an'ın gölgesinde açmışız sofrayı hocam. Ya, elhamdülillah. Değil mi? Elhamdülillah. Evet. Bu ayda ne var Ramazan ayında bir de hocam? Bu aya mahsus. Fıtır sadakası var hocam. Ya. Fıtır sadakası Ramazan ayında verilir. Bayram namazı kılınmadan önce verilmelidir. Kime? Fakir, fukaraya, garip, kurabaya verilmelidir. Ramazan ayı gönlü hoş edilmemiş hiçbir fakirin kalmaması gereken, başı okşanmamış hiçbir yetimin kalmaması gereken, hatırı sorulmamış hiçbir hastanın kalmaması gereken bir aydır hocam. Müslümanların Ramazan'ı böyle bereketlendirmesi. Sadece yemiyorum, içmiyorum, oh ne ala, bazen şöyle bir nükte yapılır Muhammed hocam. Valla sabaha kadar, sahura kadar muhabbet, ye, iç, sabah namazını yakılıp yakılmıyor Allah muhafaza. Ondan sonra bir yatıyor, ikindide kalkıyor. Oruç tutmuş oluyor. Ramazan'ı uykuya tutturanlar diyor bir hocamız. Sevabı rüyasında görür. Aman öyle yap. Hocam ben gece vardiyasında çalışıyorum. Gündüz uyuyamam. Uyursun tabii kardeşim. Ama Ramazan'ı nasıl tutmamız, Ramazan orucunu nasıl tutmamız makbul ve makuldür Muhammed hocam? Günlük hayatımızın akışını hiç bozmadan, rutinlerimize dokunmadan o hayatın içerisinde yemeden, içmeden ve cinsellikten uzak durmaktır. Özel olarak Ramazan'a kendimi, valla Ramazan'da izinimi alacağım, Ramazan'da tatil yapacağım, Ramazan'da yatacağım, Ramazan'da keyif çatacağım, Ramazan'da telefon... Kardeşim, hayatının olabildiğince rutin akışını bozma. İbadet temposunu artır. Gücünün yettiği kadar bak. Gücünün yetmediği hiçbir şeyden sorumlu değilsin hocam. Ne yapacak? Mukabeleler okunacak. Hocam ben okumasını bilmiyorum.
dinle hocam. Bu mübarek kitap okuması sevap, dinlemesi sevap, okuyana destek olması sevap, okunmasına ortam hazırlanması sevap. Her şeyi sevap ya. Herkes imkanı ölçüsünde. Hocam şöyle bir cümle söylememe müsaade edin. Buyurun hocam. Allah herkesi imkanları ölçüsünde imtihan etmektedir. Evet. Beni benim imkanlarımla, sizi sizin imkanlarınızla, ekmeğini çöpten karton toplayarak çıkaran, günde 12 saat çalışan, inşaat tepesinde, direk tepesinde çalışan kardeşimiz de o imkanlarla imtihan etmektedir. Zorluk derecesine göre de Allah'tan mükafatı ona göre olacaktır kardeşlerimizin. İnşallah. Dolayısıyla Ramazan ayı aynı zamanda çok büyük bir fırsat ayıdır hocam. Fitir sadakalarımızı bu ayda veriyoruz. Bir şey daha ilave ederek bitireyim Muhammed hocam. Buyurun. Zekat Ramazan'a bağlı değildir. Senenin belli her istediği zamanında verilebilir ama bizim milletimiz genellikle zekatını Ramazan'da hesaplar hocam. Çünkü uyanık. Yani bu da güzel bir şeydir evet, hocam. Yani Ramazan hocam. Öyle bir manevi ya. İklim sağlıyor ki hocam. Gerçekten kalpler yumuşuyor. Rahmet. Bir arkadaşımız vardı. Ben İstanbul Fatih İmamlık yaparken hocam derdi. Ben dedi bağımlıyım alkole derdi. Allah rahmet eylesin. Vefat etti şimdi bak. Bir alkolüye rahmet diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Şunu dediği için. Derdi ki kendimi dedi perşembe akşamı yani cumaya bağlayan gece içecek kadar ve Ramazan'da içecek kadar kendimi satmadım, kaybetmedim daha hocam derdi. Ama bayram günü içerim derdi. Onu da vazgeçirmeye çalıştık ama hocam bak bu şuur. Evet. Bu şuur bu toprakların mayasında hani Necip Fazıl merhum diyor ya ya biz sarhoşu bile Allah diye nara atan bir milletin mensuplarıyız. Yeah. Dolayısıyla zekat da işte bizim insanlarımız ya gaflet daldık gittik hesap kitap şirket para gelir gider falan maliye vergi falan Ramazan geldi bir de zekatımızı hesaplayalım diyor hocam. Bu da çok saygı duyuracak. Evet. Çok güzel bir meziyettir. Zekatını hesaplayanlara Allah razı olsun, hesaplamayanlara da ilk defa bu Ramazan'da nasip olsun inşallah hocam. İnşallah hocam. Hocam fakir kısaca değinseniz mi acaba kısaca? Şimdi yarın mübarek Ramazan. Belki hesaplamayı bilmeyen vardır hocam. Hocam oraya girersek zekat başlı başına tamam. Hasreten bir program. Tamam kıymetli hocam. Yani konuklarımızdan bir tanesiyle ben olurum başkası olur hocam. İnşallah. Zekatı çünkü hangi mallardan verilir? Kaç oranında verilir? Kimler verir? Kimlere verir? Nasıl tamam. verilir? Nelere dikkat etmek lazım? Başlı başına bir sohbet konusu kıymetli Muhammed hocam. Eyvallah. Böylece Ramazan konusunu toparlamış olduk. Eyvallah. Değerli hocam bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Evet. Bizim kültürlerimiz var malumunuz ve biz kültürlerine bağlı bir milletiz. İslam dünyasında Ramazan kültürü deyince ne anlayalım hocam? Evet. Ne anlamalıyız? Hocam kültür birçok unsurla oluşan bir şey biliyorsunuz. Yani milletlerin örf ve adetleri, dinleri, yeni gelişen teknoloji, başka milletlerle, başka kültürlerle irtibatı, teması gibi birçok unsur birleşince bir kültür oluşuyor. Hocam ben mesela Türk halk müziğinde dini, Türk halk müziği kültürü, müzik kültürümüzde din konulu bir araştırma merak salmıştım kendi kendime. Aman yarabbi neler gördüm hocam. Dolayısıyla Ramazan ayının da bizim kültürümüzde, edebiyatımızda, müziğimizde, şiirimizde, hatta tiyatromuzda ve hatta sinemamızda hocam muhteşem bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bazen yetkin ellerde İslam'ı bilen, onun hassasiyetlerine dikkat eden, bazen de sırf para kazanma amaçlı olsa bile film yapmış, şiir yazmış, tiyatro oynatmış, müzik bestesi yapmış hocam. Bunlardan şunu anlıyoruz. Ramazan hocam kültürümüze müthiş etkileyen bir şeydir. Ramazan. Bizim kültürümüzdeki Ramazan şeyden başlar hocam. Benim amcamın adı Ramazan. Eyvallah. Komşu, ya tabii Ramazan amcam. Tabii. İsim olmuş çocuklarımıza. Sadece bir ayet olarak kalmamış hocam. Oruç da isim olmuş. Oruç evet. ismini duymadınız mı? Tabii muhakkak. Kültürümüzde isimlere kadar yer etmiş. Hocam Ramazan davulcusu. İftar sofraları, iftar çadırları, iftar davetleri, iftara gidip gelmeler. Bu müthiş bir kültür oluşturmuş hocam. İftarla sahur arasında o arayı değerlendirmek için zikir halkasından tutun, musiki cemiyetlerinden tutun, orta oyununa, meddahlara kadar
kültürümüze yer etmiş Kıymet Hocam. Dolayısıyla hem kültürümüzde hem de edebiyatımızda Ramazan'ın çok müthiş bir yeri var. Mesela maniler, sadece Ramazan davulcularının sahura kaldırmak için eskiden temcit denirdi hocam. Temcit davulcularının ağızlarından duyduğumuz maniler kocaman bir külliyat oluşturacak kadar çeşitlilik arz eder. Bir de İslam dünyasının her tarafında bu kadar yaygın değil ama Anadolu'nun 7 bölgesinde bilmem kaç versiyonuyla, şivelerle, tarzlarla halk ozanlarımız, halk aşıklarımız da bu konuyla ilgili atışmalar yapmışlar hocam. Velhasılı kelam Ramazan ibadet yönüyle olduğu kadar kültür yönüyle de bizim mutfağımıza tesir etmiş hocam. Sırf şimdi fırınlarda Ramazan pidesi satılıyor hocam. Evet, bu da kültürümüzün bir parçası. Tabii ekmeğin şekline, ekmeğin ismine kadar Ramazan pidesi denmiyor mu hocam? Tabii Ramazan pide değil de Ramazan pidesi. Tabii. Ramazan pide değil. Ramazan pidesi. Evet. Ama fırıncı kardeşlerimizden bir istirhamımız var. Normal pideden Ramazan pidesini sadece isim olarak ayırsak da fiyat olarak ayırmasak hiç fena olmazdı. Hepsine buradan saygıyla buradan bir mesaj vermiş selam olalım. Selam olsun bütün değerli fırıncılara diyelim hocam. Dini musikimizde de, halk müziğimizde de, sanat müziğimizde de, şiirimizde, denemelerde, edebiyatımızda da hocam çok önemli bir yeri vardır Ramazan, kıymetli hocam. Değerli hocam, şimdi bu tabii doğaçlama olacak ama çocukluğunuza dair Ramazan-ı Şerif'ten hatırladığınız, unutamadığınız, annenize, babanıza dair, amcanıza, teyzenize dair bir şeyler var mı? Olmaz olur mu kıymetli hocam? Çocukluğunuza bir 3 dakikamızı falan, 5 dakikamızı buna ayırsak. 3-5 dakikamız mı kaldı? Yok, 15 dakikamız var. Öyle sıkıntı tamam. Yok hocam. Tabii Ramazan ve oruca girecek miyiz? Ben merak ediyorum şimdi. Osman Çelik hocam çocukluğunda Ramazan'ı, gençliğinde Ramazan'ı nasıl geçirirdi mesela? Hocam her çocuk gibi... Evet. Her çocuk gibi Ramazan'da öğlende acıkınca acaba ben şimdi yemek yesem bozulur mu diye başlarız. Çocuklarımıza Ramazan kültürünü, bak bu kültürümüzle ilgili anneler, babalar, dedeler, nineler, Ramazan'la çocukların arasını hoş tutun. Evet. Dolayısıyla ben de çocukken çarşıdan ekmek almıştım. Hocam bir defa daha buradan itiraf ediyorum, annem izliyorsa şimdi. Böyle ucundan yiyip yediğimi gizleyemeyip ekmek bölünmüş. O ekmeği kaybetmenin yolunu arardık hocam. Ne zaman? 9 yaşlarında falan feşmeken. Sonra hocam yola doğru giderken köpeğe attım anne falan olmuyor muydu? Ya, çocuksunuz yalan, ya. Yalan konuşmak. Çocuksunuz ya. Çocuk fıtratına çok zor gelen bir şey. Değil mi hocam? 3.50'yerek tutardık hocam. Yani biz fındık toplarken falan çocuktuk bize büyüklerimiz. Ama en çok da biz akşam yatar uyuruz, gece sahura yemeğe kaldırılmamak bizi üzerdi hocam. Aslında orada bakıyorum şimdi ekstrada bir şey yok yani akşamki yemeğe gider ama çocuk hali gece o yemeğe kalkmak istiyor hocam. Bir heyecan, bir aksiyon var. Kaşık orada. Sesini, tabak sesini duyarım da beni kaldırmazlarsa üzülürdüm ben çocukken hocam. Yarı uyuklamalı böyle hocam, evet, değil mi? Uyuklasam, sayıklasam da beni sahura kaldırınca çocukken çok sevindiğimi hatırlıyorum. Evet. Şimdi çocuklar da bizim Gökdeniz'i biliyorsun, o da Ramazan'da beni sahura kaldırın ha diyor. Yani çocuklar için bu çok güzel bir şey. Çocuklarımızı bunu güzellikle kaldırmayı, kalkabilirse kalksın yesin tabii, hocam. Yavaş yavaş alıştıralım. Tabii. Kalksın yesin. Orucu tutmaya çalışsın tutabildiği kadar. Tutamadığın zaman da yesin. Onlar çocuktular. Buluğ çağına gelmeden önce. Hocam benim en çok hatıram biz mahalledeki bizim kafadan arkadaşlarla böyle 14-15 yaşlarımızdayken biz de dümbeleğe gitmek derlerdi hocam. Evet. Temcit vaktinde. Bidonla mı hocam? Hocam bidonla, tenekeyle, bu plastik çok leğenlerin güzel arkasıyla, evet, eline kuvvetli odun alır. Bunlar da ayrı bir kültür değil mi hocam? Yani bunlar kimisi, yani... bizim halkımızın da hocam, kimisi yumurta verir. Kimisi yufka verir. İşte. Kimisi yoğurt verir. Parası olan para verir hocam. Çok az da olsa pencereden su döküp bizi kovmaya çalışanlar da olmuştu. O ben da güzellik. Çünkü o da niye biliyor musun? Ya adam saat 2'de 3'te kalkacak, biz 11'de gitmişiz kapıyı hocam, kaldırmışız adamı. Sinirlenmiş. Üstünden pencereye su dökmüştü bize. Öyle bir anımız olmuştu kıymetli hocam. Allah razı olsun değerli hocam. Bu da çok güzel bir anekdot oldu. Güzel oldu. Yüzümüzden böyle tebessümler inşallah eksik olmasın. Değerli hocam, Ramazan, aile ve toplum dediğimiz zaman. Evet. Buna nasıl değinelim, ne anlatalım sizden? Kısaca bir şöyle değinmek isterim hocam. Buyurunuz. Bir defa Ramazan, benim annem babam Gölköy'de
yaşıyor. Hı-hı. Oğlum Samsun'da yaşıyor. Selam olsun. İzliyorlar hocam herhalde. Ellerinden öpüyoruz bu arada. Hürmet ediyorum kendilerine. Mesela ben şimdi bu Ramazan'da çok Görköy'e gidemedim son zamanlarda. Diyorum ki iftara ne zaman annem babama gitsem o ailemle beraber iftar yapma hazzı hocam. Hı-hı. O bambaşka bir şey. Uzun zamandır işte bu hayat şartları milletimizin çoğunu gurbete gidip para kazanma, ayrı yerlere tayin olma vesaireden dolayı bedenen hocam, birbirinden ayırdı. Bedenen birbirinden ayırdı. Şimdi görüntülü konuşmalar falan ama o iftar sofrasında bir araya gelmek var ya hocam. Evet. Sahura beraber kalkıp oruca beraber niyet etmek var ya. Teravih namazına ailece baba oğul gitmek, hanımları bölümüne, çocuklarımızla erkekli bölümüne teravihe gelmek var ya, bambaşka bir şey hocam. Bu bir. Aile bağlarımızı kuvvetlendiriyor hocam. Daha sık görüşüyoruz, daha samimi. Çünkü rahmet ayı hocam, merhamet ayı. Hı-hı. Kalpler yumuşuyor. Küskünlükler, dargınlıklar barışıyor. Kim küskünse, kim kimi affetmiyorsa, özür dilemek isteyenler Ramazan'da dilesinler hocam. Özürleri kabul etmeyenler, eğer Allah'a açtığınız ellerin Allah tarafından boş çevrilmesini istemiyorsanız, size uzatılan barış ellerini geri çevirmeyin. İnşallah. Çevirmeyin. Bu ay böyle bir aydır. İkincisi, hocam bayram geliyor. Arkasında bayram var. Hı hı. Biz bayramdan bir gün önce Arefe yapıyoruz hocam. Arefe günü bizim geleneklerimizde ne var hocam? Biz ailece mezarlıklara kabir gideriz. Kabir ziyareti var tabii. Kabir ziyarete gideriz. Niye? Ya Rabbi, ölülerime rahmet eyle. Ey ölüler, ben sizin geldiğiniz yere geleceğimi biliyorum. Sonumun burası olacağını biliyorum. Yarın yiyeceğim, içeceğim, eğleneceğim, sevinçle bayram yapacağım ama burayı unutmadan. Burayı unutmadan. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim diyor. Kullarıma benim Rahman ve Rahim olacağım haberi. Onlar sevinsinler. Ben azabı hüver azabı eleyim ama azabımın da çok çetin olduğunu unutmasınlar. Onu da haber veriyor peygamberimize. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Dolayısıyla Arefe günü mezarları ziyaret ediyoruz, ölüleri. Bayram yapacağız ama ölümü, ahireti, kabri unutmadan diyeceğiz. Ve bayramda hocam, bayramda biliyorsunuz otobüsler, uçaklar, yollar, niye? Ayrıca bir araya geliyoruz. Bu çok önemlidir. Senede iki defa, iki bayramda olsun, aile fertlerinin hepsinin bir araya gelmesi, fiziken bayramlaşması, sıla-i rahim yapması, hem dinimizde hem de kültürümüzde hem de aile bağlarımızı diri tutmak bakımından fevkalade. Şimdiden bile yani Allah'ın verdiği ömür nispetinde bir hesap yapabiliriz hocam. Ramazan'da hangi büyüklerimi ziyaret edebilirim? Bu çerçevede mesela yakınlarımdan nerelere gidebilirim? İşimden geri kalan zamanda ne yapabilirim? Şu anda bile bir program yapabiliriz aslında. İşte ben dedim ya, yani acaba Gölköy'e anamın babamın yanına ne zaman iftara giderim, kafamın içinde dönüyor bu. Değil mi hocam? Bunun dönmesi bile beni mutlu ediyor hocam. Eyvallah. Değerli hocam. Evet. Ramazan-ı Şerif'le zengin fakiri, tasadduku nasıl bağdaştırabiliriz? Çok iyi bağdaştırırız hocam. Ne yaparız hocam? En çok tasadduk Ramazan'a yakışır. Hocam şöyle bir cümle kurmama müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Ramazan ayı sadece kilo verme ayı değildir hocam. Eyvallah. Sevdiğimiz mallardan, Allah'ın bize verdiklerinden fakir fukaraya da verme ayıdır. Lütfen sadakaları çoğaltın. Az sadaka çok belayı def eder. Sadaka sizi yok. Sadaka sizi gönülden ne koparsa, sadaka sizi maneviyatınızı güçlendirir. Allah'a yakınlaştırır, Allah katındaki değerinizi artırır. Verdikçe çoğalırsınız, verdikçe büyürsünüz. Sadaka malı azaltmaz. Hı-hı. Sadaka malın, hocam bereketin miktarını ölçecek bir terazi yok. Aynen öyle. Allah Rabbimizin terazisinde olacak. Hocam, ellezine yu'minune bime unzileylek, ellezine yu'minune bil gaybi. O müminler öyle kimselerdi ki gaybe iman ederler. Ve mimme razaknahum yunfikun, onlar kendilerine rızık olarak verilenlerden infak eder. Bak, artanlardan, işe yaramayanlardan değil, kendilerine rızık verilenlerden, sevdiğinden, lazım olandan infak ederler. İnfak, nifak, münafık, nafaka aynı kökten hocam. Ne demek bu? Ayırmak demek. Malı senden ayırarak, malı kendi malından ayırıp başkasına verirsin. Bu infak olur. Malınla Allah arasında bir bağ kurarsın. Fakirin duasını alırsın. Bu en çok da Ramazan'da yakışır hocam. Onun için
fıtır sadakası bu ayda bayram namazından önce verilmelidir. Sadakalarımızı çoğaltalım. Garip kuraba bir ekmekle, bir sofrayla iftarı yapmakta zorlananları düşünelim, ihmal etmeyelim. Hele ki şu anda hocam. Özür dilerim, bir şey daha söyleyeceğim hocam. Buyurun hocam lütfen. Ramazan orucunu sadece fakirlerin, açların halinden anlamaya indirgenmesini ben katılmıyorum. Doğru hocam. Bulmuyorsunuz. Neden? Ramazan açların halinden anlamak olsaydı sadece, fakirler oruç tutmazdı hocam. Açlar oruç tutmazdı. Afrikalılar oruç tutmazdı. Öyle diyemeyiz. Öyle diyerek işinden çıkamayız. O yönü de vardır. Ramazan hocam, madem girdik, oruç tutmak. Bak, biz namaz kılarız. Hacca gideriz. Kelime-i şehadeti getiririz. Zekatı veririz. Orucu tutarız. Hocam, aslında biz orucu tutmayız. Oruç bizi tutar. Ben 17 sene öğretmen olarak okullara derse girdim. Öğrencilerime şunu söyledim. Zamanımız ne kadar var bilmiyorum. 5 dakikamız var hocam. Hocam, ben öğrencilerime dedim ki, bütün öğretmenleriniz sınıfa girdiğinde soru sorduğunda öğrenci ayağa kalkar. Benim aklım var. Hiçbir öğrencimi soru sorduğunda ayağa kalkmasını istemiyorum dedim. İçeri girdiğimde öğretmenlik mesleğine saygınız itibariyle ayağa kalkın, ama konuşmak için sırayı ileri sürekli ayağa kalkmayın. Bütün öğretmenlerimiz dediler böyle istiyor. Tamam, o hocalarımıza saygımız var. Siz kalkmayın. Din dersinde kalkmayın. Bunun esbabı, mucibesi nedir derler hocam? Kendinizi tutun. Din bir irade işidir. Oruç iradeyi tutan, iradeyi güçlendiren müthiş bir irade eğitimidir hocam. Çocuklar sen diyorum kalksın diyorum, hani kalkmayacaktın. Kendini tutmayı öğrenecektin. Bak aslında güzel. Alttan çok büyük bir ders var orada. Din insana kendini tutmayı öğretir. Mesela ya elma, portakal şurada duruyor, elim atıyorum. Oruç tutuyor beni, yemeyecektin. Bir dakika dur. Çeşmenin önünden geçiyorum, su, terlemişim, içeceğim. Oruç beni tutuyor, içme diyor. Oruç bize nefsimizin isteklerini yerine getirme konusundaki kontrolsüzlüğe karşı bizi tutan şeydir hocam. Hı hı. Oruç tutmak bu bakımdan çok önemlidir. Dolayısıyla oruç, Ramazan ayında oruç tutacak olan kardeşlerimiz bize bu açıdan kulak versinler. Oruç bizi tutuyor. Ne kadar tutu? Hırsıma uyacaktım, öfkelenecektim, kendimi tutacağım. Ramazan'da istatistikler, cinayetlerin azaldığını, İstanbul polisinin yapmış olduğu raporlarda, yazmış olduğu raporlarda hocam, hırsızlık olaylarının azaldığı, gaspın azaldığı, alkole bağlı trafik kazalarının %70 azaldığı, alkol kaynaklı cinayetlerin böyle azaldığı bir konuya daha itirazım var hocam. Buyurun. Efendim oruçluyum, ondan çok sinirliyim. Yanlış hocam. Hmm. Oruç insana sinirli yapmaz. Oruç insana sinirini tutma hissi verir hocam. Bu yanlış bir şeydir. Ha, şekeri düşmüştür, tansiyonu düşmüştür falandır. Bunlara ayırıyorum, böyle sıhhi arızaların dışında. Oruç insanın iradesini tutmayı öğreten müthiş bir ibadettir. Orucun başını dik tutan nefsinin başını dik tutar hocam. Allah cümlemize bunu nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Değerli hocam, son 2 dakikamız var. Evet. Son olarak söyleyeceklerinizi alalım. Onun peşinden inşallah programımızı kapatalım. Neden oruç senede bir ay? Hı hı. Hocam, 11 ay şu kasaya yatırım yapıyorum. Halimden belli zaten. Estağfurullah. Allah beni ıslah etsin. Canım istedi tatlı aldım. Canım istedi meyve aldım. Canım istedi et aldım. Canım istedi sütü, yoğurt aldım. Yedim, 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 mideye baktım. Ey mide, senin emrindeyim. Ya sanki yani mutfağa çalışıyorum ya. Dur diyor hocam. Dur. Bir ay ruhuna çalış. Oruç budur. 11 ay helalinden olmak üzere ne yediğine, içtiğine israf etmemek ve helal olmak şartıyla serbest. Mideye, bedene yatırım yaptın. Bu bir ay biraz kalbine yönel. Evet. Biraz maneviyatına yönel. Biraz iç dünyana yönel. İki şey hocam. Mesela bir Ramazan'da iç dünyaya yönelmek vardır. Bir de hacca giden kardeşlerimiz ihramlı iken
İş dünyasına yönelmesi vardır. Elbiseleri çıkarıyoruz ihramda. İki parça havluyu bağlıyoruz kefen gibi hocam. Hı-hı. Saç kesmek yok. Koku sürünmek yok. Tıraş olmak yok. Tırnak kesmek yok. Ot koparmak yok. Yeter bunlara yatırım yaptığın ya. Şurada 3 gün 4 gün ruhuna yöner. Şurada 1 ay iç dünyana yöner. Manevi yatırım yapma zamanı. Bitcoin, borsa, efendime söyleyeyim altın, döviz, iç dünyamızın manevi ekonomisine yönelme ayı hocam. Hı hı. Bunu unutmayalım. Hani bizim manilerimiz de var, onunla toparlayalım inşallah. Buyurun. Sabah erken çık yola, dikkat et sağa sola. Ramazan ayı geldi, oruç mübarek ola. Oruç Rabbin ihsanı, bildirdi fermanı, günahları eritir 11 ayın sultanı. Aldanma sağa sola, İhlas ile gir bu yola, oruç tutanın sonu elbet hayrola. İnanan oruç tutar, gafleti söküp atar, teravihi de kılıp sevabına sevap kadar. Maşallah. Hoca şükret Rahman'a, fırsat verme şeytana, Rabbimize şükürler olsun, kavuşturdu Ramazan'a. Elhamdülillah. Bütün bizi izleyen kardeşlerimize, size, Kanal 52 izleyicilerine, kendi dost akrabalarıma, ordulu kardeşlerimize, bizi Türkiye'nin, dünyanın her yerini izleyenlere bereketiyle sıhhat içerisinde bir Ramazan diliyorum. Dünyası Ramazan olanın ahireti bayram olurmuş. Allah dünyayı Ramazan şuuruyla yaşamayı, ahirette bayram etmeyi nasibi müyesser eylesin. Şimdiden herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum, evet. Muhammed hocam. Teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Değerli hocam, öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Allah-u Teala ilminize bereket ihsan eylesin. Ömrünüze bereket ihsan eylesin. İnşallah güler yüzünüz, tatlı diliniz, hoş muhabbetiniz her daim var olsun hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cümle geceniz mübarek olsun inşallah. Saygılar. Evet değerli dostlar, bu gece kıymetli hocamız, değerli ağabeyim kabul buyurursa Osman Çelik hocamızı stüdyomuzda konuk ettik. Sürekli tebessüm ettik, farkındaysanız. Bazı hocalarımız vardır, soruya falan gerek kalmıyor gerçekten. Sadece muhabbet etseniz deşarj oluyorsunuz. Osman hocamız onlardan bir tanesi. Allah var etsin inşallah hocamızı. Mübarek gece biz bir ay boyunca artık Kur'an'ın gölgesinde programına bir ara vereceğiz inşallah. Artık iftar programımız ve sahur programımız ekranlarda olacak. Değerli dostlar, bu mübarek gecede, cuma gecesinde gerek hocamızı, gerek hocalarımızı ve bizi lütfen dualarınızı da unutmayın, eksik etmeyin. Cumanız, geceniz mübarek olsun. Şimdiden Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.